Merhabalar. Bugün koyun akciğerinden hazırlanan bir preparata bakacağız. Hematoksinine özün boyama yapılmış. Fibrinli bronkopnömoni vakası oluşmuş bu akciğerde. Önce teorik kısmına bakalım. Bronkopnömonilerde yangı bronşiyo alveoler kavşaktan başlar. Yani alveollerle bronşların birleştiği noktalar. Geçiş noktası. Buradan yangı hem alveollere hem de üst solunum yoluna doğru ilerler. Pnömonilerin sınıflandırılmasında bronkopnömoniler, interstisyal pnömoniler, embolik pnömoniler ve granulomatöz pnömoniler şeklinde yapılabilir. Bugün fibrinli bronkopnömoni preparatını görüyoruz. Adı da olduğu gibi yangısal eksudatın içinde fibrin bulunmasıyla karakterize pnömoniler. Yerleşimi loberdir, yani bir ya da birkaç lobun tamamına yerleşir. Akciğerin dış bakısında koyu veya açık kırmızı veya kahvemsi bölgeler, gri renkli bölgeler ve kıvamlı hepatize alanlar görülebilir. Bunlar dönemine göre isimlendirilmiş. Birazdan anlatacağım. Fibrinli bronkopnömonilerin sonu sekestrasyon, yani kanın göllenmesi akciğerde, pleural yapışmalar, solunum hacminin azalması tarzında sonları vardır. Şiddetli hasarla da sonlanabilir. Fibrozis kronik vakalarda görülür. Gene solunum hacmini azaltır hayvanın. Bakteri ve toksinler aspire edilen maddeler bronkopnömonilere neden olabilir. Fibrinli bronkopnömonilere. Dış bakıda açık veya koyu kırmızı alanlar, bazen gri renkli apse benzeri alanlar olduğundan bahsetmiştik. Bunları görüyoruz bu fotoğraflarda. Fibrinli pnömoninin seyri sırasında 4 dönemden bahsediliyor. Az önce gördüğümüz dış bakıdaki renklerin oluşumları bu dönemlerle açıklanıyor. Birinci dönem yangısal hiperemi, ikincisi kırmızı hepatizasyon, üçüncüsü gri hepatizasyon, dördüncüsü de lizis dönemi. Şimdi bunlara bakalım ne olduğunu. Birinci dönem yangısal hiperemi dönemi. Burada koyu kırmızı büyümüş akciğer lobları görüyoruz. Normalde pembe olur. Şu renkte olur akciğerler. Birinci dönem yangısal hiperemide bu renk koyu kırmızıya doğru gider. O renge dönüşmüş, koyu kırmızı renge dönüşmüş alana bıçakla kesit attığınızda kesit yüzünden bol miktarda gri kırmızı eksudat sızar. Mikroskobik olarak bu alanlar incelendiğinde en belirgin bulgu hiperemidir. Birinci bulgumuz. İkincisi alveollerde az miktarda kırmızı homojen veya ince granüllü bir sıvı, yani ödem sıvısı. Eritrosit ve nötrofil ile dökülmüş alveol epitelleri de tek tük gözükebilir alveollerin içinde. İkinci dönem kırmızı hepatizasyon dönemi. Yangılı bölgeler hacimli, kırmızı renkte ve karaciğer kıvamındadır. Hepatizasyon burada akciğerin dokusunun karaciğere benzetilmesi nedeniyle verilmiş bir isim. Hepa oradan geliyor, karaciğerden. Yani hissiyatı dokunduğunuzda karaciğer gibi oluyor bu dönemde. Kesit yüzü de kırmızı, kuru ve kolayca parçalanabilir tarzda oluyor akciğerin. İnterlobüler septumlar ödemli. Özellikle sığır ve domuzlarda gözüküyor bu. Bu dönemin mikroskobik bakısında da hiperemi var. Alveollerde nötrofil, dökülmüş alveol epitelleri ve az sayıda eritrosit görebiliyoruz. Ödem sıvısı gene mevcut ve ödem sıvısının içinde fibrin ağları var. İnterstisyumdaki lenf damarlarında genişleme ve trombozlar şekillenmiş olabiliyor. Küçük ven ve arterlerde de trombozlar şekillenebiliyor bu dönemde. Üçüncü dönemimiz gri hepatizasyon. Bunlar bu arada birbirini takip eden dönemler. Önce yangısal hiperemi şekillenir. Sonrasında kırmızı hepatizasyon. Sonrasında da gri hepatizasyon şekilleniyor. Bu dönemde yangılı kısımlar hacimli, sert kıvamlı ve renk griye doğru kayar. Kesit yüzleri kurudur. Lökositlerin artması ve eksudatla dolan alveollerin kapiller damarlara yaptığı basınca bağlı olarak iskemi şekillendiği için gri renk oluşur.
Yani ilk iki dönemde oluşan hiperemi geriye gelir, geriye döner ve bunların yerine bol miktarda lökositler alana çıkar. Lökositlerin de ve yangının dolaşım bozukluğunun sebebiyle de renk griye doğru kayıyor. Mikroskobik olarak bu döneme baktığınızda hiperemi azalmıştır. Ancak alveollerde bol miktarda nötrofil ve az sayıda dökülmüş alveol epitelleri görebiliriz. Lenf damarlarında tromboz, interlobüler septumlarda yangı ve genişleme diğer bulgularımızdan mikroskobik. Son dönem lizis dönemi. Nötrofillerin proteolitik enzimleriyle eksudatta erime, yani yangısal olarak oluşan eksudatta, önceki dönemlerdeki eksudatlarda nötrofillerin etkisiyle yıkım şekilleniyor bu dönemde. Yangısal hiperemi dönemindeki gibi renk koyu kırmızı ve kesit yüzünden sıvı sızacak tarzda oluyor. Genelde insanlarda görülen bir dönem bu. Hayvanlarda çok rastlanmıyor. Nekropside ya da makroskobik bakıda diyelim, şu şekilde yapışmalar görmeniz hayvanın bronkopnömoni atlattığını işarettir. Gene makroskobik bir fotoğrafını görüyoruz. Fibrin buradaki sarı rengin ve matlığın sebebi kranioventral loba yerleşmiş bir bronkopnömoni vakası. Akciğerin normal rengi pembeye yakındır demiştik. Burada açık kırmızı yangısal hiperemi dönemlerini, koyu kırmızı hepatize alanları ve bazı noktalarda aralarda grimsi renklerde görebiliyoruz. O da gri hepatizasyon bölgesi oluyor. Bir başka fotoğraf. Gene açık ve koyu kırmızı renkleri görüyoruz. Fibrin. Kesit yüzleri de mermere benzetilmiş. O yüzden mermer görünümü deniyor. Az önceki farklı renklerin oluştuğu alanlara kesit attığınızda böyle bir akciğer karşınıza çıkıyor. İnterlobüler septumlar bakın belirgin, genişlemiş görüyorsunuz. Onun dışında açık kırmızı ve koyu kırmızı alanlar mevcut. Bazı alanlarda nekroz da oluşmuş. Gri, şuradaki griliğin sebebi nekroz. Bu şekilde bir yangı görüntüsüyle karşılaşıyoruz kesit yüzünde. Fibrinli bronkopnömoni ile seyreden hastalıklar. Sığırların hemorajik septisemisi, barbon hastalığı. Sığırların pnömonik pasteurolozisi, şu anki adı Mannheimia bu bakterinin. Shipping fever diye geçiyor bu hastalık. Bunu da göreceğiz diğer videoda. Sığırların bulaşıcı pleuropneumonisi, Pleuropneumonia contagiosa bovis, koyunların akut enzootik pneumonisi, keçi ciğer ağrısı, atların göğüs ağrısı ve köpeklerin üremik pneumonisi fibrinli bronkopneumoni ile seyreden hastalıklardı. Şimdi mikroskobik bulgulara bakalım fibrinli bronkopneumonide. Birinci bulgumuz hiperemi. Eritrositlerle gözüküyordu biliyorsunuz hiperemi bulgusu. Alveol duvarlarında kalınlaşma ve damarlarda eritrositle dolu oluşu şeklindeydi. İkinci bulgumuz alveol lümenlerinde fibrin, lökositler ve alveolar makrofajlar. Daha çok nötrofilleri görüyoruz bu lökositler arasında. Üçüncü bulgumuz bronşiyol epitellerinde deskuamasyon, dökülme ve lümenlerinde yangısal eksudat, fibrin. Yangısal eksudat dediğimiz lökositler arkadaşlar. Bunlar da nötrofil ve makrofajlar daha çok. Bir de eksudat olduğu için bazı ölülü hücreleri de ölmüş, nekroze uğramış hücreleri de görebiliriz. Dördüncü bulgumuz interlobüler septumlarda genişleme. Beşinci bulgumuz da plörada ödem ve fibrin nedeniyle kalınlaşma ve yangı hücresi infiltrasyonu şeklinde. Bakalım bu bulguların hangisinin baskın olduğuna göre dış bakıdaki dönemi de tahmin edebiliyoruz. Mesela yangısal hiperemi ya da kırmızı hepatizasyon gibi. Bakalım. Vakamız fibrinli bronkopnömoni yani bronkuslar, bronşlar etkileniyor demiştik isminde de var. Bakın bronş epitelleri artık dökülmeye başlıyor bazı noktalarda. Zaten içi yangısal eksudatla dolu. Bunların içinde bol miktarda yangı hücresi
ve ölü hücreler ya da şuradan dökülmüş epitel hücreleri var. Ödem sıvısı var, şu pembe renkli sıvı. Arasında fibrin iplikçiklerini seçebilirsiniz. Bronşlarda durum bu şekilde, bu preparatta. Yang hücrelerini büyük büyütmede, kırıklıkta bakarsanız, makrofajlar ve nötrofiller çok sayıda. Bunu görebiliyoruz. Büyük büyütmede, birazdan bakacağız. Onun dışında alveollere de baktığınızda alveol lümenlerinin de dolu olduğunu görüyoruz. Normalde bunların içi boş olmalı. Bizde neler var? Ödem sıvısı var, pembe renkli. Fibrin iplikçikleri var, ödem sıvısının içinde. Ve yang hücreleri var. Alveollerin içi bu şekilde dolmuş, taşmış. Bir başka alan. Gene alveollerin içlerinde ödem sıvısını görüyoruz. Fibrin iplikçiklerini görüyoruz. Şöyle çizgisel tarzda gözüküyor. Şuradaki gibi. Şuradaki gibi. Fibrin iplikçikleri bu şekilde gözüküyor. Bunun dışında yangısal hücreler de şunlar, alveollerin içindeki. Bazı alveollerde amfizem de oluşmuş gördüğünüz gibi. Alveol duvarları yırtılmış bazı noktalarda. Yangısal hücrelerin de dediğim gibi çeşidini tayin etmek için büyük büyütmede bakmak daha iyi. O yüzden geçelim burayı da. Bu arada buradaki genel dönem, dış bakıdaki hani dönemleri hatırlarsak, yangısal hiperemi, kırmızı hepatizasyon arası geçiş dönemi diyebiliriz buraya. Çünkü hiperemi bulgusu mevcut. Alveol duvarlarında kalınlaşma var. Özellikle şu taraflarda belirgin. Buna ek olarak alveollerin içi ödem sıvısı dolu ve az miktarda kıyasla hani az miktarda yang hücresi var alveollerin içinde. O yüzden şu iki dönemin geçişi olarak düşünebilirsiniz burayı. Yangısal hiperemi başlamış ve artık kırmızı hepatizasyona doğru geçmiş bu alan. Bunlar zaten birbirini takip eden dönemlerdi. Şimdi direkt kırmızı hepatizasyon alanı olduğunu tahmin ettiğimiz bir alana bakıyoruz. Çok belirgin yangısal hiperemi var. Buna ek olarak alveollerin içi yangısal hücrelerle dolu. Ödem sıvısı ve fibrin gene var. Ama bir önceki görüntüye göre yangı hücrelerinin sayısının daha da arttığını belirgin bir şekilde görebiliyoruz burada. Alveollerin içi tamamıyla neredeyse yangı hücresiyle dolu. Buna kırmızı hepatizasyon olabilir dedik dönem olarak. Bu da gri hepatizasyon bölgesi olabilecek bir alan. Alveollerin içi tamamen lökositlerle dolu. Ödem sıvısı ve fibrin artık gerilemiş. Yani şuradaki kadar belirgin değil. Burada tamamen lökositler var. Bazı alveollerin duvarları parçalanmış. Alveollerin içinde sadece yang hücrelerini görüyoruz. Buna da gri hepatizasyon bölgesi diyebiliriz. Yangısal hücrelerin çeşitlerini belirlemek için dediğimiz gibi kırklık büyütmeye gitmek gerekli. Gittik. Kırklık büyütmede yangısal hücreleri inceliyoruz. Hatırlarsanız çekirdeklerine ve sitoplazmalarına göre ayrımı yapılıyordu. Parçalı çekirdek gördüğünüzde bunların nötrofil ya da eozinofil olma ihtimali vardı. Burada daha çok nötrofilleri görüyoruz bu preparatta. Zaten alandaki çoğu çekirdeğin parçalı olduğunu fark edebilirsiniz. 3 segmentli gibi duran çoğu çekirdekler. Bunlar nötrofillere ait çekirdekler. Nötrofillerin gene sitoplazması pembemsi, kırmızımsı gözüküyordu. Bunların dışında alveolar makrofajlar var. Şuradaki gibi. Nötrofillerden sonra görebileceğiniz, en çok sayıda görebileceğiniz hücreler de alveolar makrofajlar. Şunun gibi, şunun gibi, şunun gibi. Alveolar makrofajlar da bu şekilde gözüküyor. İnterlobüler septumlarda genişleme, ödem ve fibrin. Makroskobik bakıda lobüllerin arasında gördüğünüz interlobüler septum burada bu şekilde gözüküyor. Kalınlaşmış, genişlemiş. Sebebi hem yangısal hücre enfiltrasyonu hem de ödem ve fibrin çıkışı buraya bu şekilde gözüküyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.